İspirto ocağımızı yaktık. Elimize önceden hazırladığımız bir tane bitmişini şöyle göstereyim. Bunu demin ben yapıştırdım. Uygulamaları yaparken önce hazırlıyoruz. Böyle birkaç tane. Bunun gibi. Mesela şöyle Recep Bey'in taşı, bu hatırlamıyorum kimin, bu da Recep Bey'in taşı, akik dumanına kırmızı. Şimdi bir tane elimize rakele çubuğunu aldık, hafif ısıttık, burada da rakele mumumuzu ısıtıyoruz. Bunu şimdi akar kıvama gelince çubuğun üzerine sıvaştırıyoruz. Böyle. Şimdi bunu hafif ısıtıyoruz. Şöyle metal bir yere su sürdük. Bunu getirdik. Şimdi burada böyle çevirip bir form verdik. Ucunda biraz eksik kalmış. Ucuna da biraz mumdan çekelim. Evet. Ucunu çok kalın yapmıyoruz. Çünkü kalın olduğunda kopuyor. Az olduğunda daha güzel yapışıyor. Bunu şu şekilde getirdik. Şimdi bizim bir aparatımız var. Bu aparatla önce biz taşı rakeleye istediğimiz açıda, yani dik açıda yapıştırmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu suya sokup neresi önü, neresi arkası olduğunu bir bakmamız lazım. Diyelim ki burası ön olsun, burası da arka olsun. Kuru yere yapışıyor. Bunu yaptıktan sonra bunu Japon'u üzerine kibrit başından ufak damlattık. Ondan sonra demin yaptığımız rakele mumunu hafifçe ucunu ısıtıyoruz. Buradaki amacımız bu açı, bu dik açıyla rakeleye bunu yapıştırmak. Bunu bu hale getirdik. Tam yapıştırıcıyı ortaya koymuştuk. Bunu aldık, yapıştırdık. Ve bu sıcak olduğu için Japon'a çok hızlı etkiye giriyor ve yapışıyor. Şimdi hiç beklememize gerek kalmıyor. Bunu hazır hale getirdik. Sonra şunu kapatalım. Evet. Sonra önceden hazırladığımız paftamız, sekizgen paftamızı aldık. Demin yaptığımız parçayı aldık da. Şimdi bir de plexiglaslarımız var. Üç tane de başlıyorum. Bazen dört taneyle başlıyorum. Bunlar 1 santimlik plexiglas. Kolay temin edilebiliyor, yıkanıyor, temizleniyor. Çünkü burada çalışırken bunlar hep kirleniyor. Kirlendikten sonra daha hızlı kullanılabilir hale getirmek için temizliyoruz, yıkıyoruz. Bunun altının bu düzlemde ve bu diskin düzleminde bu taşa paralel olduğunu kontrol ettikten sonra şöyle ortadan bastırıp bunu sıkıyoruz. Bunun hareket etmesini
engellemeye çalışıyoruz. Tabii bu 2-3 yerden de sıkılabilir. Şuradan mesela. Bu şöyle. Bunu hareket etmez hale getiriyoruz. Bu demin şöyleydi. Bu da bu böyle. Biz bunu da böyle yakalayıp oradaki şeyin kontrolünde. Evet. Şimdi suyumuzu açıyoruz. Açtık. Devrimizi istediğimiz gibi 240 takılı üstüne. Devrimizi istediğimiz devirde hangisi bize daha kolay geliyorsa daha çok yavaş devirde bunlar. Bunu dört kenarını yapacağız. Şimdi bu kenarını yapıyoruz. Sonra bunu atlayacağız. Sonra burasını yapacağız. Gördüğünüz gibi dört tarafına kareye yakın bir şekil verdim. Eğer isterse bunu kumpasla 21 milimetre ölçüp kontrol edebiliyoruz. Burası 21 milimetre. Tamam. Şimdi biz ne yapmıştık demin? Bu kenarla bu kenarı paralel hale getirmeye çalışmıştık. Biraz daha yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi bunun dört tarafı akik olduğu için birazcık zor idi. Bir hizaya geldi. Şimdi biz bunu buna paralel, yani diske taşın alt yüzeyini paralel yapmıştık. Paftanın da alt yüzünü 4 santimlik yükseltinin üstüne yapmıştık. Şimdi biz dört kenarı değdirdik. Şu, şu ve alt. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bu dört kenara değdireceğiz. Şu dört kenara. Bu sefer taşın şu köşelerini hafifçe kıracağız. Burada dikkat edilecek şey, paftanın bulunduğu çubuğu hep aynı yöne doğru çevirmek. Ki sırası kaçmasın, kaybolmasın. Biz
En sonunda gözden muayene ediyoruz. İstediğimiz kıvama geldiğinde taşın şekli. Ondan sonra ölçüp, parlatıp işi bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi üstünde daha net gözükecek. Burada gördüğünüz gibi taşın kenarlarını da kırmış bulunmaktayım ve bir taşın altından üstüne kadar bir açısı oldu. Bir kenarları kırdım aynı açıda. Şimdi yüksekliği değiştireceğim. Mesela kaç oldu bu? 2, 4, 6, 8, 9. Yani 9 santim yükseltmiş oldum. Şimdi uzun kenarları tekrardan kırmaya başlıyorum. Burada uzun kenarları tekrardan kırdım. Şimdi kısa kenarları yine 9'dan kırıyorum. Yani bu hazır oldu. Hem alt kenar hem üst kenarda bir kırıklık açısı var. Hem de bu köşelerde bir faset olmuş oldu. Fotoğrafını da yayınlarım nasıl olduğunu. Şimdilik bir fikir verdim herhalde. Birazcık çalışalım. Nasıl olduğunu siz de görün. Sorularınızı sorabilirsiniz.